Bütün yollar Roma'ya çıkar sözünü aslında duymayanımız yok gibidir. Bu sözün bu taş için söylendiğini biliyor muydunuz? Konstantin, 1. Konstantin Bizans'ın imparatoru zamanında şehir baştan sona yenilenir. Forumlar, saraylar, sütunlar ve abideler yapılır. Dünyanın sıfır noktası olarak Roma'ya bir parça özenilerek, Roma'da da benzeri vardır ama artık Roma'nın yeni başkenti burası olmuştur ve ona özenilerek böyle bir sütun, daha doğrusu bir anıt inşa edilir. Anıtımızla ilgili birçok rivayet mevcut. Her ne kadar tarihi kaynaklar İmparator Konstantin zamanında yapıldığını söylüyorsa da aslında bir önce Romalı bir general tarafından Trak Zaferi'nden sonra inşa edildiği de ifade ediliyor. Aslında gördüğümüz sütun o anıtın sadece bir şeyi, sütunu. Tarihi kaynaklar bu sütundan 6 tane olduğunu düşünelim, hayal edelim. 7 metre uzunluğunda ve 2 yarım kubbeli kemerlerle desteklenmiş. Bu anıt aslında bir parça daha Yerebatan Sarayı'na yakın bir yerde yapılmış. Bu anıt aslında yine 2 iddia var. Biri 1960'lı yıllarda yapılan kazı çalışmalarında bulunuyor. Bir başka iddiada bir Fransız arkeolog buralarda gezinirken tesadüf eseri bir çukura düşüyor. Orada keşfediyor. Bir başka rivayette biraz sonra bahsedeceğimiz Bizanslı Skarlatos'un söylediği 1847 yıllarına tekabül ediyor. Efendim burası aynı zamanda dünyanın sıfır noktası olarak belirleniyor. Bütün şehirler buradan hesaplanıyor. Ancak bu anıtın 1884 yılında Washington'da yapılan Dünya Meridyen Kongresi'nde bu anıt bu unvanını Greenwich'e kaptırıyor. Şimdi kısaca çok önemli bir olaydan daha bahsetmek istiyorum. 19. yüzyılda yaşamış Bizanslı Skarlot, hemen hemen bütün Bizantologların başvuru eseri olarak nitelendirilen bir eser. Bu eser geçtiğimiz Nisan ayında ilk kez Türkiye'de İngilizce basılıyor. Yani bir başka deyişle söylersek, şimdiye kadar Yunanca bilmeyenlerin okuyamadığı bir eser bu. Ve Nisan ayında bu artık elimizde. Bu kitabın ışığında Milyon Sütunu'na ait çok zengin ayrıntılara ulaşıyoruz, okuyoruz bir başka deyişle. Ayrıntılar haberimizde.